Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Tülay. Tülay'dan İnciler kanalına hoş geldiniz. Bugün yine harika bir krem videosuyla karşı karşıyasınız arkadaşlar. Sizler için yoğun nemlendirici, cilt hasarlarını onaran, yaşlanma karşıtı yaşlanmayı geciktiren, cildin elastikiyetini arttıran, her cilt tipine uygun, 18 yaş üstü herkesin kullanabileceği, hassas ciltlere de iyi gelen, ciltte kaşıntı varsa gideren, gece gündüz kullanabileceğiniz, cildi dış hasarlara karşı koruyan, aynı zamanda makyaj bazı olarak da kullanabileceğiniz, makyajdan gelen zararlara da engel olan, cildi yağlandırmadan nemlendiren çok güzel bir nemlendirici hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden bu kremi nasıl hazırlıyoruz? Hemen o aşamaya geçelim. Kremimizi hazırlarken ihtiyacımız olan malzemelerimiz, birinci malzememiz shea butter yağı. Bu şekilde aktarlarda ve kozmetik satılan marketlerde bulabiliyorsunuz bu yağı arkadaşlar. İkinci malzememiz bal mumu. Üçüncü malzememiz aloe vera jel. Dördüncü malzememiz kayısı çekirdeği yağı. Beşinci malzememiz gliserin. Son malzememiz de buğday yağı. O zaman hemen kremimizi hazırlamaya başlayalım. Ve bu şekilde iki tane kaba ihtiyacımız var. Alttaki kabımızda suyumuz olacak. Üstteki kabımızda da kremimizi hazırlayacağız. Öncelikle shea butter yağını bırakıyorum. 5 tatlı kaşığı shea butter yağı kullanıyoruz. Şu kaşıkla 5 tatlı kaşığı shea butter yağı, 1 çay kaşığı bal mumu ve kayısı çekirdeği yağını da içine bırakıyorum. Kayısı çekirdeği yağımı da içine bıraktıktan sonra ocağın üstüne götürüyorum. Tüm yağlar eriyene kadar ocağın üstünde bırakıyorum. Kemmer usulü ocağın üstünde eritiyorum. Katı kıvamdaki malzemelerim erirken aloe vera jeli ve gliserin de birbiriyle karıştırıyorum. Buğday yağımı da ekliyorum. 1 tatlı kaşığı buğday yağı. Elinizde buğday yağı yoksa buğday yağı yerine 2 adet E vitamini kapsülü ekleyebilirsiniz. İyice birbirleriyle özleşene kadar karıştırıyorum. Bütün malzemeler birbiriyle özleşti. Malzemelerim tamamen eridi. Biraz soğumasını bekliyorum. Hafif soğuduktan sonra aloe veralı karışımı içine ekleyeceğim. Sıcakken eklemiyoruz. Soğumasını beklerken de arada sırada karıştırıyoruz. Karışım şu anda biraz soğudu. Soğuduktan sonra yavaş yavaş aloe vera jeli karışımını içine ekliyorum. Bu aşamada biraz karıştırmamız gerekiyor. Karışım yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Kavanozlarıma boşaltıyorum. Boşalttıktan sonra donması için bekliyorum. Bu aşamada buzdolabına da bırakabilirsiniz. Ben şimdi buzdolabına bırakacağım. Son halini sizlerle paylaşacağım. Hazırladığımız kreme 1 tatlı kaşığı da çinko oksit tozu ekleyip güneş koruma özelliği de katabilirsiniz. Bu çinko oksit tozunu eczacınızdan isteyebilirsiniz. Güneş koruma kremi yapacağınızı söylerseniz onlar size veriyorlar. Fakat bu tozu dikkatli kullanmak gerekiyor. Solumamamız gereken bir toz bu arkadaşlar. Eğer bu tozu kreminize eklerseniz mutlaka ağzınıza maske takmanız gerekiyor. Veya yine bu tozu kullanmak istemezseniz kaliteli bir bebek pudrasından 1 tatlı kaşığı ekleyebilirsiniz. Kreminize ekstra koku vermek isterseniz esansiyel yağları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Menekşe yağı, yasemin yağı, lavanta yağı, sadece ne limon yağı, portakal yağı gibi yağları kullanmayın. Eğer o yağları kullanırsanız gündüz bu kremi gündüz kullanmayın. Kremimizi kış aylarında oda sıcaklığında saklayıp 3 ay kadar kullanabiliyoruz. Yaz aylarında buzdolabında saklayıp kullanabiliyoruz.
Video ile alakalı sorularınız varsa yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Gelecek videolarımdan haber almak isterseniz kanalıma abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Hoşça kalın.